Türkiye dünyada hidrojel üreten dördüncü ülke oldu. Şimdi bu ne demek? Birçok kritik noktada yeni bir yalıtım malzemesi sanayi hayatımıza giriyor demek. Peki ne işe yarar? Nerelerde kullanılır? Biz hemen Umut Erol'a dönelim. Detayları almak adına. Evet Umut. Evet, aslında Türkiye son zamanlarda biliyorsunuz oldukça aslında savunma sanayi alanında oldukça önemli adımlar atıyor. Ardı ardına birbirinden önemli teknolojik başarıları her geçen gün duyuyoruz. Onlardan bir tanesi de işte bu yalıtım malzemesi. Firma yetkilimiz, firmamızın ticaret müdürü de hemen yanımızda Hasan Ekiz Bey. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oldukça kritik bir teknoloji aslında ve bunu üreten dünyada dördüncü ülke olduk. Şimdi malzememiz de aslında hemen yanımızda, yan tarafımızda ama isterseniz süreci bir sizden dinleyelim. Nasıl geliştirdiniz ve hangi alanlarda kullanacağız? Şimdi efendim, bizim geliştirmiş olduğumuz ürün Levron Silika Aerojel. Levron Silika Aerojel'e biz 2010'lu yıllarda başladık. Ar-Ge'sine TÜBİTAK desteğiyle beraber girdik. TÜBİTAK projemizi kısa bir süre içerisinde, bir yıl içerisinde tamamladık ve başarı belgelerimizi TÜBİTAK'tan aldık. Biz TÜBİTAK'ta bu ürünün projesini yapmaya başladığımızda yurt dışındaki firmalar, bu üretici firmalar bunu bize başaramayacağımızı söylediler ama sonra onlar da bu konuda yanıldıklarını anladılar. Ondan sonra biz bunu pilota taşıyalım, daha bir endüstriyel alana taşıyalım diye Yıldız Teknik Üniversitesi'ne, Teknopark'a proje verdik. Teknolojik ürün projesini verdik. Orada da teknolojik ürün projemizi bir yılda tamamladık ve teknolojik ürün belgemizi aldık. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımızdan da bu konuyla ilgili desteğimizi aldık. Ondan sonra savunma sanayimizin silika aerojel konusunda savunma araçlarımızın yalıtımları konusunda çok ciddi ihtiyaçları olduğunu bilgilerine ulaştık. Bunlar daha önce hep ihraç edilen ürünlerdi. Bunlar daha önce hep ithal edilen ürünlerdi. Yurt dışından ithal edilen ürünlerdi. Ama stratejik ürün kapsamında olduğu için de maalesef bazı ülkeler Türkiye'ye mal da satmıyorlardı bu alanda. Ve Türkiye'ye ahiret sorularına tabi tutuyorlardı. Hangi alanda kullanacaksınız, nerede kullanacaksınız? Eğer savunma konusu geçtiği zaman da bu konu Türkiye'ye verilmemekle ilgili elinden geleni yapıyorlardı. Hala yaptıkları gibi. Ondan sonra biz Teknopark'ta da bir yılda günde 10 kilo üretebilen pilot tesisimizi tamamladık. Ondan sonra ürünümüzün sivil mühendislik ve askeri mühendislik olarak ayırarak sektöre Çerkezköy'de organize sanayi bölgesinde 10 dönüm açık arazi üzerinde 6000 metrekare alanda, kapalı alanda 20 milyon dolarlık bir yatırımla beraber yatırımımızı gerçekleştirdik. Hemen şunu sorayım ben size. Buyurun. Şimdi ürünümüz aslında hemen burada ısıya tabi tutuyoruz ama öncelikle ürünün özellikleri ne? Mesela burada kaç derecelik bir ısıya maruz tutuyoruz? Şimdi efendim, ürün silika aerojel dediğimiz ürün tamamen kum, altyapısı kuna dayanan bir ürün. Nanoteknolojiyle üretilmiş olan bir ürün. Kendisi çok gözenekli kafes yapıya sahiptir. 20 ile 40 nanometre boyutundadır ve her nanometrenin içerisi %98 hava boşluğuna sahiptir. Ondan dolayısıyla yalıtım etkisi çok yüksektir. Sudan, nemden, ısıdan ve ateşten etkilenmez. Burada gördüğünüz gibi şu anda burada verilen ısı 908 derecedir. Bakın 908 derecede şöyle yapalım. Ben size başka bir şey, pardon, şöyle bir şey yapalım. 908 derece burada ısıyı verdiğinizde buradan elinizle beraber sistemi tutabilirsiniz. Böyle yapalım. Tabii ben de sizin yanınıza geleyim hemen. Şu anda ateşin arkasına elinizi tutuyorsunuz. Bakın dokunuyorum. 908 derecede dokunuyorum. Ama şu anda herhangi bir ısı gelmiyor elinize. Evet. Yani yalıtım dediğiniz zaman da işte yalıtım böyle oluyor. Peki ne kadar bir sıcaklığa dayanabiliyor? Şu an 908 dedik ama sınır nedir? Bu ürün silika aerojel keçe, burada görmüş olduğunuz 10 milimir keçedir bu. Eksi 200 artı 1200 dereceye dayanıklı bir ürün. Ve bununla ilgili Sayın Arge koordinatörümüz ve Arge ekibimizle Levron Aerojel ailesiyle beraber Arge geliştirmelerimiz devam ediyor. Daha yüksek ısılarda ürünümüzü geliştirerek önümüzdeki yıllarda inşallah güzel bir bölgede 100 milyon dolar önümüzdeki 10 yılda yatırımı hedefliyoruz. Peki nerelerde kullanacağız? Mesela ilk olarak nerede kullanacağız? Şimdi ürünün kullanım alanlarından en önemli konu Amerikalıların yaptığı gibi petrol ve petrokimya tesislerindeki enerji kayıplarını önlemek ve tesis güvenliğini sağlamak amaçlı. Yani tesislerde
yıl içerisinde görüyoruz. Bakın her yıl en az 10 tane 20 tane fabrikalarımız yanıyor. Aynı zamanda Hür kuşu da kullanılacak değil mi? Hür kuşun yalıtımından tutun diğer savunma sanayi uçaklarımızda, sivil uçaklarımızın da yalıtımlarında kullanılacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yayını bitirmeden bir kez daha sizlere göstermek istiyorum. Bakın 980 derecelik bir ısı ve benim elimde şu an arkada görüyorsunuz. Herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı yok. 980 derecelik bir ısıda herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz, dokunabiliyorsunuz. O yalıtımı sağlıyor. Aynı zamanda bakın burada bir kez daha gösterelim. Su var ancak alt tarafa o su yalıtım malzemesinden dolayı geçmiyor. Dediğimiz gibi oldukça stratejik bir ürün ve özellikle savunma sanayimizde her alanda kullanılacak diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten stratejik bir ürün, özellikle hani tanklar veya herhangi bir savaş gemisi, uçağı vesaire İHA'ya konabilecek bir ürüne benzettim. En azından gördüğüm kadarıyla diyelim, ısıya dayanıklılığı açısından 980 dereceden bahsediliyor diyelim ve haberimize geçelim.